Evet. Şimdi genel olarak projenin hazırlanması kısımları epey bir vakit alır. Hani böyle yazdığım gibi kolay değil. Çok daha fazla detayları var. Ben sadece Hello World gibi bir proje için ne olacağından bahsediyorum. Yaptığınız bunları sonrasında teknik kararlar vermeniz gerekiyor. Öncelikle siz burada hangi programlama dilini kullanacaksınız? Bizim senaryomuzda Python kullanacağız. Peki Python'la pure Python mı yazacaksınız? Yani herhangi bir framework kullanmadan mı geliştireceksiniz bunu? Yoksa bir framework kullanarak mı? Mesela biz şu an Flask framework'ünü inceliyoruz. Flask framework'ünü kullanacağız. Bunun sebep sonuçlarını zaten araştırıyor, biliyor olmanız gerekiyor. Bu bahsettiğim senaryoları uygularken. Yine sesi açık. Biz burada Flask kullanacağımız için Flask Micro Framework diyorum. Kullanacağımız şey bu. Peki, diğer bir soru. Mimari ne olacak? Hatta şunları da şöyle. Mimari ne olacak? Mimardan kasıt, siz bu projeyi bir RESTful API gibi mi, makro servis gibi mi, yoksa bir web projesi olarak mı yapacaksınız? Burası önemli. Kullanacağınız teknolojilere de göre de, tekniklere göre de değişiklik gösterecek çünkü bu. Bizim senaryomuzda biz architecture'ı App olarak, Web Application olarak belirliyoruz. Web Application'ın diğerinden farkı neydi? Mesela RESTful API tarafından. Onu da şöyle özetleyeyim. Mesela RESTful ya da Macro Service yazıyor olsaydık, burada bir backend mimari geliştirmeliydi. Gene Flask'ı backend olarak kullanabilirdiniz. Sadece JSON ya da XML alışverişi yapan bir backend yazmanız gerekiyordu. Client tarafında ise, yani frontend diyelim, aslında teknik olarak burası server'dır. Burası da client'tır. Ama biz uzmanlık olarak frontend tarafıyla, frontend olarak isimlendiriyoruz. Client-server mimarisinde backend tarafında diyelim ki Flask kullandınız. Bu RESTful API geliştirmenizi sağlayacak. Client tarafında da örneğin HTML, CSS, Bootstrap ve JavaScript tarafında da birkaç alternatifiniz var. Örnek Angular, React, Vue.js, Ajax, jQuery vesaire vesaire. Bunlardan bir tanesini seçiyoruz. Sizin senaryonuzda bildiğiniz için şunu yapabilirsiniz. Ajax dediğimiz de aslında teknik olarak XHR demiştik buna. XHR. Siz burada React'i seçtiğinizi varsayıyorum. Bootstrap zaten biliyorsunuz. HTML, CSS temelleriniz var. Tamam, client tarafında böyle yaptınız. Burada da öncelikle tasarım biter. Şu da var. Yazılıma yeni başlarken sıkıntılı olan konulardan bir tanesi de mimari hayal edememek. Bu da çok genel bir şey. Ya herkesin geçtiği bir aşama aslında burası yazılımda. Mesela şöyle, herhangi bir proje planlamamız gerektiğinde bana projenin mantığını, ne iş yapacağını bir metinsel olarak söylediğinizde ben bunu teknik olarak, yani kafamda teknik olarak database'ini çizerim, altyapısını planlarım, kod mimarisini vesaire artılarını eksilerini hesaplarım.
Ondan sonra da direkt karar veririm ve derim ki şunu kullan ya da bunu kullanacağım derim. Eğer bunu kullanırsan şöyle sorunlarla karşılaşırsın. Şunu kullanırsan şu sorunları çözersin. Şöyle şöyle durumlarda performans zafiyetleri oluşabilir ya da güvenlik zafiyetleri oluşabilir. Şunu kullanırsan vesaire vesaire. Bunu yapabilmenin tek sebebi tecrübe. Başka bir şey yok. O tecrübeye ulaştığınızda siz de aynı şeyi yapabiliyor olacaksınız. Ama yeni başlarken, yeni başlayanların bir projenin, bakın database programlamayı biliyor olsa bile, bir projeyi, database'ini doğrudan planlayabilmesi zor. Yani bayağı zor ve büyük büyük ihtimalle de yanlış tasarlayacaktır. Bu nedenle geldim. Ses geliyor mu? Ekranı paylaşayım. Geliyor hocam. Bazen bilgisayar kapanıyor diye sistem hatası geliyor. Sistem thread vesaire. Onunla uğraşmak gerekecek. Neyse ki çok hızlı açılıyor. Evet. Burada kullanacağınız teknolojilerde seçiminizi yaptınız. Şu server tarafında backend geliştirme, herhangi bir CSS, HTML, Bootstrap, JavaScript falan gerek yoktur. Doğrudan pure Python yazarak bu sistemi geliştirebilirsiniz tamamen. Ve çıktı olarak da burası örneğin JSON XML formatında bir veri alışverişi yapabilir. Bunda sorun yok. Bu tarafı yaptınız. Tabii ki server tarafına database de dahildir. Sadece hani backend dediğimiz database dahil bir şeydir aslında. Onu da yazayım. Burayı da siz tasarlarsınız. Tabii ki büyük projelerde farklı olabilir. Bazı orta ölçekli projelerde de farklı. Ama bir backend developer dediğiniz database programlamayı bilir. Tecrübe etmiştir ciddi anlamda.
Aksi halde zaten yapıyı kuramaz diyelim. Yani sonradan uzmanlaşmak için diyelim daha büyük projelerde database'den çıkabilir. Ama oranın mantığını çok iyi biliyordur gene. Vesaire. Client taraf sadece yazdığı örneğin React.js içerisindeki servis kolları ile servis çağrıları üzerinden buradaki makro servis ya da RESTful mimarisi, ki makro servis mimari olarak RESTful üzerine tasarlanmıştır. Sadece ekstraları vardır, güzellikleri. Ama RESTful'dur yani teknik olarak. İkisi de aynı gibi düşünebilirsiniz. Ve yazdığınız React servis kolları ile buradaki makro servisi ya da RESTful API'yi çağırırsınız. Ona JSON ile veri gönderirsiniz. Ya da ondan JSON'da veri alırsınız vesaire. Süreç teknik olarak böyle. Çok farklı zamanlarda yaparız ama kendiniz de araştırabilirsiniz. Yani bu mantığı anlayabilecek bilginiz var şu ana kadar aldığınız eğitimlerle. Şu anki bugünkü eğitimde daha da fazla anlayacaksınız. Burası böyle. RESTful kısmı. Web application'da ise olay server client diye ayrılmaz. Bir server yazılımı vardır. Bu da gene backend'tir. Server yazılımı içerisinde örneğin Python Flask ve frontend, hatta şöyle diyeyim, backend ile frontend ikisi de aynıdır. Aynı yazılım içerisinde geliştirirsiniz. Hatta diyelim React'te bile gerek olmayabilir. Mesela şurada bu senaryoda sizin server yazılımına makroservis ya da RESTful sistemine çağrı yapabilmek için JavaScript'e ihtiyacınız var mecburen. İster en eski teknoloji olan Ajax'ı kullanın ya da jQuery, isterseniz React kullanın fark etmiyor. Sadece Bootstrap vesaire HTML kullanarak bu sistemi geliştiremezsiniz. Yani sıkıntılı olur diyelim. JavaScript'e ihtiyacınız vardır şuradaki sistemde. Ama siz bir web application yapacaksanız backend ile frontend ikisi tek bir uygulama olarak geliştirilir. Bunu da aslında full stack developer yapar genellikle. Yani full stack developer'ın yaptığı şeydir. Mesela bu senaryoda şurası backend developer'ın çalıştığı kısım. Bunu aşağı alayım. Burada da diyelim ki seçimimiz React.js olsun. Bu da frontend developer'ın alanıdır. Dediğim gibi proje büyüdüğünde database'i birilerine sorumluluk haline getiririz. O zaman da database programmer diyelim. Olabilir. Ama normalde projelerde ikisi bir aradadır. Backend developer yapar bunu. Evet. Burada durum böyle. Frontend developer client'i geliştirir vesaire. Ve burada bir JavaScript'e ihtiyacınız var kesin olarak. Ama burada şunu geliştiren kişiler full stack developer olabilir. Hatta olabilir değil, olur. Olmak zorundadır yani. Çünkü ikisini bir arada yazarsınız. Mesela size anlattığım şu ana kadarki örneklerde dikkat ederseniz Flask'ın Jinja template'ini kullandık. Jinja template ile şöyle şeyler yapıyoruz mesela. Değil mi? Örneğin veri buraya bas. Ya da şunun gibi mesela for, şuralarda ıvır zıvırlar var. For bla bla. Tamam. Bunlar işte bu kısmı Python bilmeyen, Go ile yazıyorsanız Go bilmeyen bir frontendçi yapamaz. Yani Python'ın kullandığı, daha doğrusu Flask'ın kullandığı Jinja template'ini bilmesi gerekir. Eğer o frontend developer Jinja template'inin çalışma mantığını bilmiyorsa yapamaz o tasarımı. Genellikle zaten Flask'ı kullanan, Flask'ı tecrübeli olan birinin
geliştirebileceği bir şeydir. Sadece tasarımı diyelim birisi yapar bootstrap'le ve full stack developer'a verir. O da o tasarımı kendi geliştirdiği ya da geliştirecek uygulamaya dönüştürür. Bu da mümkün. Yani full stack çalışıyorsunuz diye aslında tasarımı da siz yapmak zorunda değilsiniz. Tasarımı belki yapabilecek bir tasarımcıyla, yani front-end developer'a yaptırıp ondan sonra onu kendiniz tasarımı alıp bunu web uygulamasına dönüştürebilirsiniz. Ama bunların ikisi tek bir uygulamadır. Burası net. Şurada bu web application kısmında React vesaire kullanmak zorunda değilsiniz de. Kullanabilirsiniz ama değilsiniz. Şu mimaride kullanmanız gerekiyor. Şunlardan bir tanesini. Çünkü sunucu tarafına çağrı yapacaksınız. Bu da JavaScript ile olabilir. Ajax temelli çalışmalar yapılabilir. Ama burada React vesaire diğerleri zorunlu değil. Burada doğrudan şuradan copy paste diyelim. Şunu kullanarak bir uygulama geliştirebilirsiniz. HTML, CSS, Bootstrap. Tamam. Biz bunu kullanacağız. Blog projesi için. Web application modeli. Tamam. Sorunuz var mı? Siz düşünürken şunları da yazayım. Mesela database seçmeniz gerekiyor. Database'i neye göre seçeceksiniz? Elinizde seçenekler olmalı. PostgreSQL, SQL Server, Oracle. Tabii öncelikle Pipe diyelim. Relational Database Management System ya da NoSQL. Bunlardan hangisini kullanacaksınız? Önce bunu seçmeniz lazım. RDBMS şöyle. Burada da NoSQL diyelim. MongoDB, Redis vesaire, Cassandra gibi şeyler. Bunların her birinin farklı farklı amacı var. Çok daha fazlası da var. Okay. Yalnız Relational Database Management System'den başlayalım. Bunların aralarındaki farkları database kısmında detaylı konuşuruz. Şu an çok özet geçeceğiz. Ama öncelikle database'i seçmeniz lazım. Neye göre seçeceksiniz? Öncelikle yapacağınız projeye göre belirlenecek bu. Yapacağınız projede diyelim ki kurumsal ise, ki biz Hello World'dan bahsediyoruz. Kurumsal düşünmeyelim bunu. Antrenman olacak. Birincisi lisans bedeli ödememeniz gerekiyor. İkincisi yazdığınız kodu hemen hemen birçok yerde, belki her yerde ekstra server kiralamadan çalıştırabiliyor olmanız lazım. Değil mi? Yani default olarak bir yerlerde bulabileceğiniz bir Relational Database Management System olmalı. Oracle'ı bulamazsınız mesela. Oracle server hosting hizmeti verilmez. Öyle bir şey yok. Oracle'ı kurumsal tarafta ancak kullanırlar, kullanabilirsiniz. Yani siz Oracle'da bir şey yazdığınızda bunu host edeyim dediğinizde edemezsiniz. Bunun için Amazon'dan, oradan buradan cloud server kiralarsınız. O kiraladığınız server üzerine kendi sisteminizi kurarsınız. Oracle'ı falan. Ücretsiz versiyon fark etmiyor. Orada çalıştırırsınız. Bunun lisansla alakası var. Kolay bir şey değil. Çok ciddi lisans. Yani hosting firması da bir data center da sırf onun hizmetini vereceğim diye devasa bir lisans bedeli ödemez yani. Bu nedenle orayı geçtik. Oracle yok. Peki sırada ne var? SQL Server. SQL Server mümkün. SQL Server web hosting firmalarında bulabilirsiniz. O tarafta çok sorun olmuyor. Mesela ASP.NET projelerinde C# vesaire. Siz Windows Hosting aldığınızda
Windows. Tabii ki son yıllarda SQL Server Linux üzerinde de çalışıyor ama genellikle best practice olarak Windows hosting satan firmalardan SQL Server bulabilirsiniz. Bunların siz oradan bir database kiralıyorsunuz, database alanı kiralıyorsunuz. Yazılımınız orada çalışabilir. Ama kurumsal bir ortam için proje hazırlamıyorsanız bence gerek yok buna. SQL Server'a. Bunu geçtik. X. Eliyoruz. Bunu da eledik. SQL Server bulabilirsiniz ama eledik. Çünkü open source alternatifler var. Bunlardan bir tanesi PostgreSQL. PostgreSQL şu MySQL'den çok daha gelişmiştir. Ayar olarak Oracle ve SQL Server'la kafa kafayadır diyebilirim. Güç olarak yani. MySQL öyle değildir. Oracle firması MySQL'in sahibi olduğu firmayı satın aldı yıllar önce. Mesela Sun Makro Sistemi falan Java Sun Makro Sistemi'ne aitti. Onu da satın aldı falan. MySQL'i de satın aldı derken ondan sonra zaten bunu geliştirenler bile MariaDB'yi geliştirmeye başladılar. Örneğin. Geliştirici, ana contributor'lar diyeyim. Velhasıl bu community version ve enterprise version olarak devam ediyor hayatına. Yani kesinlikle işinizi görür. Bizim kullandığımız ortamlarda da hani boşa yazmıyorsunuz. MySQL hosting'i bütün hemen hemen bütün web hosting sağlayıcılarında bulursunuz. İster Linux, ister Windows hosting, her yerde bulursunuz. Çünkü community version'ı ücretsizdir. Tamam. PostgreSQL çok daha güçlüdür ama her yerde bulamazsınız. PostgreSQL hizmeti ekstradır. Yani database ihtiyacım varsa diyor ben Linux üzerinde MySQL hizmeti veriyorum diyor. Hani istiyorsan bunu kullan, yoksa diyor. Mesela PostgreSQL kuracaksan normal hosting değil Windows VPS falan kiralaman lazım. Virtual Private Server denir buna. Yani fiziksel bir bilgisayarın data center içerisinde bulunması ve o fiziksel bilgisayarın içerisinde sanallaştırmayla bölünmüş olan işletim sistemlerinden birini size sanal olarak vermesi. Virtual Private Server, VPS. Tamam. PostgreSQL böyle. Tabii cloud teknolojileri tarafında çok daha kolay. Yani Amazon'dan oradan buradan servis alıp oraya PostgreSQL kurabilirsiniz. Bu günümüzde kolay. Önceden daha zordu. O VPS'i ya da dedicated server'ı satın almanız gerekiyordu. Falan. Ama open source. Bunlara da başlık olarak yazayım. Commercial Premium diyelim buna. Premium. Yani ücretsiz versiyonu var. Ama ücretli. Aynı şekilde Oracle'a yazmayacağım. Oracle farklı çünkü. Onu zaten geçelim. Kurumsallık haricinde, kurumsal çok zaruriyet haricinde gerek yok. Windows hosting çok güçlü ama web hosting'de default desteklenmez. Dediğim gibi PostgreSQL kesinlikle MySQL'den çok daha güçlüdür. Ama siz bu yazılımınızı yayınlarken gerekli olan database'i aradığınızda PostgreSQL'i genellikle ücretli servislerde bulursunuz. Ama MySQL çok basit, çok ucuz yerlerde bile, hosting firmalarında bile MySQL desteği vardır mutlaka. Tamam, burada bir sorularınız varsa arada gönderin bana. NoSQL tarafı ise bunu ayrıca araştırmalısınız. Farklı, detaylı bir konu. Normalde blog projemiz için buna ihtiyacımız yok ama isterseniz blogu MongoDB üzerine de geliştirebilirsiniz. Bu da antrenman için mantıklı.
Bunlar document database. Bu document DB olarak geçer. NoSQL kendi içerisinde birden fazla başlığa ayrılır. Bir tanesi document DB. Bunda da global olarak en iyisi, en popüleri MongoDB'dir. Redis, hani Python'dan ya da diğer dillerden key value pair deriz ya. Key value pair. Bunun database hali. Yani key value store. Yani bir key'iniz vardır. Onun karşılığında value'su vardır. Böyle veri depolarsınız bunun içerisinde. Şu ise tamamen JSON formatında. JSON, BSON, binary'sın şeklinde. Binary JSON. JSON formatında veri depolamanızı sağlar ama tabii ki çok ciddi optimize edilmiştir. Detaylarına girmeyeceğiz tabii. Onları araştırırsınız. Bunlara girmeyeceğiz. Ama mesela Redis'i bir cache server olarak, caching server olarak kullanabilirsiniz. Caching server da cache'in ne olduğunu araştırmanız gerekiyor. Öncelikle cache'leme nedir? Burada da DocumentDB tarafında da unstructured data için kullanılır diyebilirim. Yapısal olmayan. RDBMS de ilişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde veriyi eklemeden önce onun yapısını hazırlamak zorundasınız. Yapısı hazır olmalı. Tabloyu tanımlayacaksın, onun içerisinde sütunlar tanımlı olacak vesaire vesaire. Aksi halde insert yapamazsın, veri ekleyemezsin. Ama DocumentDB tarafında yani örnek soru gelmiş SQLite. Onu anlatayım daha sonra. MongoDB mesela document database örnek vereyim. Geliştirdiğiniz web uygulamasında herhangi bir uygulama aslında web değil sadece. Bu uygulama içerisinde yapısı daha önceden belli olmayan veri alabilme ihtimaliniz var. Size dışarıdan veri geliyordur ya da veriniz standart değildir. Mesela basit bir blok projesinde buna gerek yoktur ama isterseniz full olarak bütün blok projesini MongoDB üstüne de kurabilirsiniz. Bunda sorun yok. Ama default olarak şöyle bir örnekte kullanılabilir. Mesela hepsiburada.com'a girdin. Orada bir kategori yapısı var. Bu kategori yapısında dikkat ederseniz mesela, düzelteyim, kategori değil, ürün detayları kısmı var. Ürüne giriyorsun, otomobil satıyor mesela. Otomobilin detay sayfasına girdiğinde otomobille alakalı olabilecek onlarca farklı detay alanı var. O bilgilerin hepsi database'de duruyor. Yani bir artık geliştirici olarak bakmanız gerekiyor o sitelere. O verilerin hepsi database'de tutuluyor. Sonra gidip ev kiralama alanına bakıyorsun. Tamam, diyelim ki sahibinden.com örneğini verelim. Ev alanına bakıyorsun. Otomobilde olmayan ama evde olan tonla farklı veri var değil mi? Gidiyorsun mesela bir de örneğin eğitim ya da özel ders gibi şeyler de satabiliyor mesela. Hatırladığım kadarıyla sahibinden.com. Evet. Orada mesela özel ders vesaire. Oraya gidiyorsun, orada da çok farklı alanlar var. Yani görsel kısımda. Çok farklı veriler giriliyor sisteme. Bunları daha önceden hesaplayamazsınız. Yani hesaplarsınız ama sonradan genişletmeniz gerekir mutlaka. Yeni özellikler eklediğinizde sisteme. O zaman da database'in yapısı berbat olur. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemlerinde öyle. Bunun mantığına ters çünkü. RDBMS'in mantığında siz o database'i projeden önce planlayacaksınız. Yapacaksınız. Uygulama onun üzerinde çalışacak. Sonradan genişletme yapılabilir. Ama her genişletme size ekstra uğraş olur. Bir ton sebebi var bunun.
indeks yapısından veri performansına kadar, güvenliğine kadar. Ha, gerekli gereksiz meselesi değil. RDBMS kraldır. Bunu bilmek zorundasınız yazılımcı olarak. NoSQL tarafı da MongoDB mesela sahibinden konu üzerindeki diyelim o bahsettiğim ürün detaylarının farklı farklı tiplerde olan ürün detaylarının JSON formatında tutulabilmesini sağlar. Database'i daha önceden planlamanıza gerek yoktur burada. Doğrudan farklı tiplerdeki veri yapılarındaki unstructured data'yı doğrudan basabilirsin MongoDB içerisine. Hata vermez sana. Sorun yok. Benimle ses açık. Yankı yapıyor. Redis kısmında key value store yani caching server kısmında da şunu söyleyeyim. Bunda sahibinden örnek diyelim şöyle. Sahibinden.com örneği verdim. Bunda da sahibinden.com yani herhangi bir e-ticaret sitesinin kategoriler kategoriz kısmı diyelim. Nasıl? Şöyle e-ticaret sitesine girdiğinizde orada sürekli değişmeyen, sürekli güncellenmeyen birçok alan vardır. Herhangi bir web sitesine girdiğinizde. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi şöyle düşünün. Sahibinden.com'a girdiniz. Sizin gibi milyonlarca kişi aylık olarak giriyor oraya. Her girdiğinde oradaki verilerin hepsi sunucudan çekiliyor. Her request'te çekiliyor. Her request'te. Kategorileri düşünün. Sol menüdeki detaylı kategoriler. Orada siz sayfaya her istek yaptığınızda database'e gidip kategorileri tekrar çektiğini düşünün. Tekrar gidiyor, tekrar çekiyor. Tekrar. Milyonlarca kez. Bu tür veriler sürekli olarak güncellenmezler. Kategoriler belki yılda bir iki kere belki ekleme yapılır oraya. O yüzden bunun tekrar tekrar database'e gitmesine gerek yoktur. Biraz statik olması gerekiyor. Yani memory'de tutulması lazım aslında sunucudaki memory'de. Buna da bu tür işlemleri biz cache ile yapıyoruz. Caching diyoruz buna. O verileri belli formatlarda, belli database servisleri üzerinde tutarız. Burada da key value pair, key value store olayı Redis çok ünlüdür. Redis server olarak, caching server olarak kullanabilirsiniz Redis'i. Farklı amaçlar için de kullanılır ama genellikle caching işlemleri için idealdir diyebilirim. Cassandra da Facebook'un geliştirdiği bir şeydi. Onu kafayı karıştırmaya gerek yok. Buraya kadar sorunuz bayağı detaylı biliyorum ama sorunuz varsa alayım. Hocam bir şey sorabilir miyim? Evet. Geliyor mu? Aha. İsim geliyor mu? Evet. Şimdi bir web projesi tasarladık. Uygulamaya aldık ama hani siz demiştiniz ya bu uygulamayı ne kadar bu uygulamaya ne kadar request olduğunu bilmiyorsunuz. Çok tecrübeli olmanız lazım bunun için. Bunu tasarlamanız için dediniz. Uygulamayı yayına almadan mesela günde 100 bin kişinin, bilmem kaç yüz bin kişinin bağlanacağını düşünerek bu şekilde bir test yapılma şansı var mı? Stres testleri yapılabilir. Genel olarak stres testi diyoruz buna. Bunu testini bir performans yönetimi amacıyla da yapabilirsiniz. Yük altında test etmek için yapabilirsiniz sistemi. Ya da güvenlik testleri amacıyla da yapılabilir. Orada tabii ekstra ciddi bir kod yazmanız gerekiyor. Ya da ekstra tool'lar falan kullanmanız lazım. Mesela database sistemini hesaplayacaksan, ki burada çok fazla detay var aslında. Şimdi
Çok detaylarına giremeyeceğim onun ama mesela database'i ayrı test edebilirsin. Uygulamayı ayrı. Request testlerini ayrı yapabilirsin. Bunun için tool'lar var. Sen saniyede kullandığın, geliştirdiğin sistemi saniyede ne kadar request aldığını test edebilirsin. Bu test tool'larıyla. O test tool'ları aslında otomatik olarak senin belirlediğin şekilde istek yapıyor senin sistemine. Ve onun cevap verip veremediğine bakıyor. Ya da ne kadar sürede cevap vereceğine. Ama bunları yaparken dikkatli olmak lazım. Mesela sen o sistemi normal bir server üzerinde, kiraladığın bir server üzerinde tutuyorsan büyük ihtimal zaten trafiğin yetmeyecek. Standart hostingler bu tür çok yüksek şeyleri desteklemezler. Direkt bloklarlar senin sistemi. Ve hani açtırmak için tekrar onlara ulaşman gerekiyor. Çünkü trafik dediğin şey, senin satın aldığın şey paket içerisinde trafik de var. O trafik onlara da ücretli geliyor. Onların hizmet aldığı data center'lara da ücretli geliyor. O data center'ların bulunduğu ülkelere de ücretli geliyor. Mesela Türkiye'ye diyelim ya da herhangi bir ülkeye internet karasal hatlar üzerinden geliyor. Kalın fiber optik kablolar üzerinden geliyor. O devlet de para ödüyor aslında bunlar için. Velhasıl trafik ücretlidir her zaman. Sen bunu yazdığım kodu test edeyim diye böyle çok uçuk, yani gerçekten yakın zamanda olma ihtimali olmayan bir testi yapmaya çalışırsan gereksiz yere sistemini çökertmiş olursun aslında. Yani trafiğini bitirmiş olursun aylık olarak. Cloud üzerinde yaparsan cloud'da da sana fatura olarak döner. Cloud Service Provider sorun değil dersen istediğin kadar gönder der ama dediğim gibi onlar da sana fatura gönderir. Sen de dersin ses geliyor. SQLite'e geleyim. Sema. SQLite kursumu incelemeyenler incelemeli. Python'ı kurduğunuzda default olarak içerisinde SQLite ile birlikte gelir. SQLite'ı yani şu kategoride nereye koyarız diye bakıyorum ama teknik olarak şurada düşünebiliriz RDBMS ama aslında burada değildir. Çünkü ilişkisel veri tabanı yönetim sistemi değildir. Veri tabanıdır. Sadece veri tabanı dosyası. O yüzden şöyle yapalım. Database file dediğimiz. Bu da şöyle. Burada SQLite diyebiliriz. Bu tek bir dosyadır aslında. Normal size bir SQL Server'ın ya da PostgreSQL'in vesaire MySQL'in sağladığı database dosyası yeteneklerini verir. Ama veri tabanı yönetim sistemi farklı bir şeydir. Veri tabanı yönetim sistemi dediğimizde RDBMS o veri tabanı dosyası etrafında milyonlarca satır kodla yazılmış bir mimaridir aslında. O mimari, o yönetim altyapısı SQLite'da yoktur. SQLite sadece veri depolamak ve onu sorgulamak amacıyla oluşturulmuş bir dosyadır. 19 aşağı yukarı 20 yıl önce geliştirilmeye başlandı. Amerika'da bir akademisyen başlattı bunu. Ve kendi deyimiyle kendisi diyor ki bu aslında C'nin open function'ı var ya, dosya okuma, yazma işlemleri yapan, onun genişletilmiş versiyonudur diyor mesela. Onun daha profesyonel, daha genişletilmiş versiyonu. Çünkü kendisi aslında C temelli geliştirilmiş bir dosyaya yazma okuma işlemlerini sağlayan basit bir veri tabanı dosyasıdır sadece. Ve nelerde kullanılır? Çok küçük dosyadır aslında. Ve isterseniz
basit mesela blog gibi bir web uygulamasını yapabilirsiniz. Hiç sorun yok. Ama çok yüksek trafik alıyorsa sorun yaşatır. Bunun SQL'ler kursundan görebilirsiniz. Orada okuma yazma durumlarını ben anlatıyorum. Writer ve reader. İşte birden fazla yazıcı varsa mesela biri yazan kişi insert yapan aynı anda o zaman o senaryolarda SQLite kullanmamak gerekiyor. Ama aynı anda kastım gerçekten aynı an. Anlık olarak aynı anda yapmak. Yoksa sen şu an yaptın, bir saniye sonra ben yazdım. Bu değil. Anlık yazma işlemlerinin çok olduğu durumlarda SQLite tavsiye edilmez. Çünkü transactional yapısı sıkıntılıdır, eksiktir. Yani çünkü amacı bu değildir. Diğer bütün işlemler için, antrenmanlar vesaire için SQL'in standartlarını destekler. Rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bilgisayarınıza Python kurduğunuzda içerisinde default olarak SQLite gelir. O dosya kendisi gelir. Ekstra bir şey kurmanıza gerek yoktur. Diğerleri için kurmanız gerekir. Diğeri de SQLite aslında embedded sistemler için, gömülü sistemler için tasarlanmıştır da diyebiliriz. Mesela hatta bunu tasarlayan kişi de kendisi de diyor. İşte yılını hatırlamıyorum ama ilk olarak iOS telefonların içerisine gömülü olarak geliyor. Android içerisine de gömülü olarak geliyor. Ondan sonra grafiği gösteriyor. SQLite'in kullanım grafiğini. Devasa bir şey var. Zıplama var. Onu kullanma kısmında. Dünyada çok popüler oluyor. Çünkü o telefonlar içerisinde kullanılıyor. Sizin verilerinizi kaydetmek için. Android'de de, iOS'ta da, Macintosh bilgisayarlarda da, daha birçok şeyde. Ya da çok az donanıma, alana sahip olduğunuz gömülü sistem, elektronik araçlarında vesaire. Bunlar gene kullanılıyor. Şimdi burayı detaylarına dediğim gibi girmeyeceğim. Ama antrenmanları yapabilirsiniz SQLite'da. Sorun yok. Temel olarak böyle. Database'imiz bizim projede şu olacak. MySQL olacak ve programlama dilimiz Python vesaire. Tamam mıyız buraya kadar? Projeye geçmeden önce bir mola verelim o zaman. Sonra kodlamaya başlayacağız. 10 dakika mola.